Merhaba arkadaşlar, istasyon denemesinin AYT1-SOS2 denemesine hoş geldiniz. Şimdi birinci sorumuzdan başlıyorum. Birinci sorumuzda ilk çağın tüccar toplulukları konusunda işleyecek olan Didem Öğretmen, öğrencilerine Akdeniz'de kolonizasyon faaliyetlerinde bulunan uygarlıklar hangileridir sorusunu yöneltiyor. Ve öğrencilerinden bazıları cevaplar veriyor. Bu soruya verdiği cevaplardan hangisi yanlıştır diyor. Kolonicilikle uğraşmayan bir uygarlık olacak. Deniz ticareti koloniciliğiyle uğraşmayan bir uygarlık. O da kara ticareti koloniciliğiyle uğraşan Fenikeliler olur. Dolayısıyla cevabım burada Bursa olur arkadaşlar. İkinci sorumuzda ise ikili teşkilatlanmanın faydalarından hangilerini sağladığı savunulabilir diyor. Yukarıdaki ikili teşkilatlanmayı baba ve oğul olmak üzere ülkenin doğu ve batı şeklinde yönetiminde paylaştırılmasını ifade ediyor. Kaan doğuda, güneşin doğduğu yer kutsal olduğu için kardeşleri ya da aile üyelerini de batıya görevlendiriyor. Bu teşkilatlanmada ülke yönetiminin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Hanedan üyelerinin ülke yönetiminde tecrübe kazanmaları amaçlanmıştır. Burada boy beylerinin kurultaya katılmasına vurgu yapmadığı için bu da cevabım Ceyhan olur ikinci sorumda. Şimdi üçüncü soruma bakıyorum. Hangisi Türklerin Batı Türkistan üzerindeki üstünlüklerinin devamını sağlamıştır diyor. Türkler Batı Türkistan'daki üstünlüklerini İpek yolunu ele geçirerek Talas Savaşı'nda sağladıkları için burada cevabım Talas Savaşı olur arkadaşlar. Dördüncü sorumda ise bakıyorum dördüncü soruma. Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'daki toprakların büyük bir kısmını kaybeden Bizans hangisiyle Anadolu Selçuklarını yıpratmasıyla rahatlamış başta İznik olmak üzere İzmir ve Efes gibi kıyı bölgelerini ele geçirme imkanı bulmuştur diyor. Birinci Haçlı Seferi'nde tabii ki bu imkanı yakaladığı için Haçlı Seferleri'yle ilgili bir şey arayacağım için bu da Birinci Haçlı Seferi'nde mevcut. Dolayısıyla burada cevabım Adana olur sevgili arkadaşlar. Şimdi beşinci sorumuzda ise hangisi bu süreçte Osmanlı Devleti'nin izlediği stratejilerden biri değildir demiş. 15 ve 16. yüzyıllarda dünya gücü olan Osmanlı Devleti uyguladığı uzun vadeli stratejiyle Avrupa siyasetini ve ekonomisini yeniden belirleyen başlıca devletlerden biri haline gelmiştir diyor. Bu stratejilerde hangisi yoktur? Şimdi Ortodoks Patriğine himaye etme, bu var. Hoşgörü politikası. Kuzey Afrika'yı İspanyolların istilasından koruma, sömürgeleştirme tehlikesinden kurtarma, bu var. Fransa, İngiltere, Hollanda gibi milli monarşileri Roma İmparatorluğu'na karşı destekleme, Habsburglar üzerindeki baskı kurarak Protestanlığın yayılması için uygun bir zemin oluşturma, buradan da yararlanarak Batı yönlü ilerleme siyaseti. Dolayısıyla burada Rus tüccarlara Osmanlı ülkesinde serbest ticaret yapma imkanını tanıma diyor. Kesinlikle böyle bir şey olmayacağı için burada cevabımız Edirne olur arkadaşlar. Evet, 5. sorumuzda da cevabımız Edirne. 6. sorumuza baktığımız zaman Kanuni döneminde başlatılan Eğri Kalesi'ne, kuşatılan alınamayan Eğri Kalesi'ni ordunun başında yeniden sefere çıkarak alan, derste de bahsettiğimiz, altını vurguladığımız Eğri Fatih'i olarak bilinen 3. Mehmet'tir. Biz de Fatih çok demiştik. Dolayısıyla o da Eğri Fatih'i de 3. Mehmet ordunun başına yeniden sefere çıkmasında faydası oldu şeklinde derslerimizde vurgulamıştık. 7. sorumuzda bu hedef doğrultusunda gerçekleştirilmemiştir diyor. Almanya'da güçlenen sosyal devlet anlayışı Osmanlı Devleti'ni etkiliyor. Sosyal yardımın bir devlet görevi olduğu bilincini oluşturmak için sosyal devlet anlayışını kurumsallaştırmak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır diyor. Hangisi bu durumda gerçekleşmemiştir? Bu durumda gerçekleşmeyen burada tekaüt sandığı, emeklilik sandığı, yoksullara aile bağlanması, darbe cezemin kurulması, kimsesizlere yardım, Şişli Hamidiye Etfale Hastanesi. Burada Nizam-ı Cedid'in ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan İrade Cedid Hazinesi yeni vergi yüklediği için bunu alamayız arkadaşlar. 8. sorumuzda ise 8. soru şöyle. Kuvayi Milliye Birliklerinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez. Yunan ordusuna ve Rum çetelerine karşı mücadele ettiler. Türk köylerini, Rum ve Ermeni çetelerini baskınlarından korudular. İç ayaklanmalarının bastırılmasına görev aldılar diyor. Kuvayi Milliye Birliklerinin hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez. Kuvayi Milliye sadece burada milli mücadele ruhunu güçlendirmiştir. İşgal güçlerinin ilerleyişini yavaşlatmıştır. Milli mücadelenin örgütlenmesi için zaman kazandırmıştır. Terhis işlemlerini hızlandırmıştır. Fakat halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında bir etkisi olmamıştır. Bu da Denizli olur arkadaşlar. Şimdi 9. sorumuza ilerliyoruz. 9. sorumuz ise Amasya Genelgesi'nin hükmünü vermiş bize. Bu hükümle askeri güçlerin hiçbir şekilde dağıtılmayacağı hükmü nereye tepkidir? Ordusunu terhis eden, terhis edilmesine lüzum olan Mondros Ateşkesi'ne tepki olduğu için 9. sorumuzun cevabı Mondros Ateşkesi'dir. Şimdi 10. sorumuza ilerliyoruz. Evet, 10. sorumuz, bakıyoruz hemen, hangisi 21 Anayasası'nın özelliklerinden biri değildir? Şimdi 21 Anayasası Teşkilat-ı Esasiye, kısa özet çerçeve anayasa, temel hak ve hürriyetlerden
bahsetmez. Çünkü 76'daki anayasadan da feyiz alınır. O yüzden burada cevap Edirne olur arkadaşlar. Diğerleri var. Kısa özet bir anayasaydı zaten. Egemen millete veren bir anayasaydı. 11. sorumuzda 1. 5 yıllık sanayi planının hedefleri dikkate alındığında hangisini desteklediği söylenemez diyor. Burada ise 11. soruda devletçilik ilkesini açıklamış bize. Devletçilik ilkesi doğrultusunda soruya baktığımda kalkınmanın yabancı sermayeye dayandırılması Mustafa Kemal'in devletçilik anlayışı doğrultusunda değildir. Hiç bildiğimiz olmasa bile bunu derslerde yabancı sermayeye karşı değiliz. Fakat sömürge konumuna düşmeme kaydıyla demiştik. Yabancı sermaye asla dayandırılamaz kalkınmamız. Bu yüzden denizli olur. Evet arkadaşlar, SOS 2 denememiz de burada bitti. Evet, teşekkür ederiz.